Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün yine köyümdeyim Kemer'de. Kemer'de yine Belen Tepesi'ne çıktım. Belen Tepesi neresiydi? Köyün etrafındaki en yüksek köyü gören tepe. Ben burayı çok seviyorum. Daha önce yürüyerek gelirdim. Ama eskisi gibi gücümüz, kuvvetimiz kalmadı. Dengeli beslenmiyoruz. Düzenli spor yapmıyoruz. Traktörle çıktım. Ortam bu. Ateşimi yaktım. Kahvaltı hazır olmak üzere. O köyden görünen meşhur çam ağacı Belen Tepesi'ndeki. Ve işte güzel köyüm. Önceleri Boğaz'da yapardım kahvaltıyı. Artık kesmiyor. Daha yükseklere çıkmak istiyorum. Hayallerim buralarda yamaç paraşütüyle uçmak. Zamanla tepeden görmek, en yüksekten görmek buraları. Çok güzel. Sabah namazından sonra çıktım yola. Kuş sesleri muhteşem. Koku çok güzel. Çam kokuları, kekik kokuları. Yabani kekikler çıkmaya başlamış. Onları da göstereyim size nerelerde. Çayımı demledim. Kahvaltım da birazdan hazır. Bugünkü menümüz mantar, patates. Ben gidip gelene kadar herhalde mantarlar da tamamen pişmiş olur. Burası çok güzel arkadaşlar. Isparta'nın sınırında bir yer burası. Oo, muhteşem görünüyor. Şu gördüğümüz dağlar Konya'nın Isparta sınırı artık. Buradan sonra Isparta var. Şurada birkaç köy var. Furunlu, Güvenlik diye köyler. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çok fazla sinek var burada. Her yer pislik dolu. Domuz pisliği. Şu köyler arkadaşlar. Son köyler. Konya'nın son köyleri. Yabani kekik aramak isteyenler için buralar güzel yerler. Şu yolda çok vardı. Geçen yıllarda toplamıştım. Hatta bir arı sokmuştu herhalde. O videoyu yüklemedim ama. Buraya çok çıkarım ben. Ama her zaman video çekmiyorduk. Arkadaşlar söylüyor. At videoyu diye. Dedim 3-5 dakikalık bir video çekeyim kahvaltıdan önce. İşte spor buralarda yapılır arkadaşlar. Spor salonunda değil. Şehirde, parklarda değil. O kadar güzel ki hava, yani hissediyorsunuz onu. Zaten huzur veren, bize huzur veren de bu. Güneşin doğuşuyla çıktım evden. Fotoğraflar çektim. Şimdi dönüşte de çekeceğim yine. Kuş sesleri harika. Orman, sadece orman var. Görüyorsunuz. Kuş sesleri var. Başka hayvan da gözükmüyor. Burada çok hayvan var aslında bu civarda. Ben tavşan gördüm, tilki gördüm, domuz gördüm. Kekikler buralarda ama tam çıkmamış arkadaşlar. İşte şöyle bir elimi süreyim. Muhteşem kokuyor. Tam aromasını almamış ama daha açacak bunlar. Önceki yıllarda böyle yapıyordum. Arı. Oradan bal yapmak için aroma alıyormuş. Bir soktu elimi. Eyvah dedim, bal arısını öldürdük. Ona üzüldüm aslında. Sonra iğnesiyle beraber çıkardım onu bir taş yardımıyla. Onun videosu da vardı herhalde. Bulursam yükleyeyim. Ondan sonra uçtu gitti. İnşallah yaşıyordur. Kekik zamanı geliyor arkadaşlar. Bayramda toplamak isteyenler için bu bölgeden toplanabilir. Yağmur yağmış, temizlemiş. Çok güzel. Şimdi o yağmur toprağa karışacak. Topraktaki mineralle birleşecek. Kekiğe aroma olacak. Güneşin de enerjisiyle çiçeğini açacak. Çok güzel böyle. Çok faydası var yabani kekiğin. Bilirsiniz belki. Ben yağmur yağarken içmeyi çok severim. Camın kenarında yağmur yağarken böyle bardağınızı alacaksınız. Aa, güzel işte böyle. Güneş çıkıyor, hava ısınıyor. Kat kat giyinmiştim. İçimde tişört var. Böyle eğer sabah erken çıkıyorsanız benim gibi kat kat giyinmek lazım. İçinizde en iç kısımda artık kısa kollu bir tişört olması gerekiyor. Çünkü belki kahvaltımı yaparken bile çıkaracağım. Evet, şimdi çayım olmuştur. Mantarlar da pişmiştir. Patatesler de onun üstünde çok güzel gider. Dumanı üstünde tütüyor. Evet, mantarların suyu toplanmış bile. Çok güzel görünüyor. Takılmak isteyen önceden haber versin arkadaşlar. Sonra bana diyorsunuz,
haber verseydin gelirdim diye. Önceden haber vereceksiniz. Şu tarihte yapacağız diyeceğiz. Geleceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Öyle güzel bir manzarada kahvaltımızı yapacağız. Allah'a emanet olun.